Bir de biliyorsunuz şimdi TikTok'a girmiş. Evet. Ya adamın zaten durumu iyi, parası var. TikTok'tan yardım dileniyor. Yani para istiyor. İnsanlar da bir sürü para atıyor ona. Dil çıkartıyor. İşte kızlara eve davet ediyor. Saçma sapan işler. Bunlarla ilgili ne söylemek istiyorsun? Bakın çok enteresan bir dava vardı geçen gün. Hakim zorla tutuklanıp getirilmesini talep etti. O karpuz şarkısını okuyan kızın adı neydi? Ece. Bir bekleyin bakalım ne olacak insanların sonu. Çok ayıp. Sizin de evlatlarınız var, kız evlatlarınız var, erkek evlatlarınız var. Bir geçmişinize bakın, ondan sonra millete laf söyler. Üzülüyorum. Ben sizin yerinizde olsam, sanatınızın zirvesindesiniz, orada kalın. Neyse var senin TikTok'ta? Senin TikTok'ta ne işin var? Evin 100 milyon dolar. Parasız mı kaldın? Sat evini. 100 milyon dolar evin. Mehmet Ali Erbil'in böyle bir şey ihtiyacı yok. Sanatında 10 numara, zirvede bir kral. Burada şakrabanlığa gerek yok. Yakışmıyor. Yaşlandı mı acaba biraz? Yakışmıyor. Yakışmıyor. Error mu verdi? Yakışmıyor. Çok özel bir ablaya sahip. Ablası çok özel bir profesör. Hanımefendi, insanlar gitmek için 3 ay, 4 ay önceden randevu alıyorlar. Ben üzülüyorum sadece. Ama benim gözüme bir kral inşallah hep öyle kalır. Bu da herhalde gideceği yere gitmiştir. Merhaba. Murat Övüç bu konu hakkında muazzam konuşmuş. Belki bu zamana kadarki en muazzam konuşması kusursuz tek kelimeyle. Hani tüm mimikleriyle ve tonlamasıyla ve kurduğu cümlelerle muazzam. Sadece böyle bir iki bir yere katılmıyorum. O konu hakkında konuşacağım. Mehmet Ali Erbil'in para ihtiyacı yok deniyor ama para ihtiyacı olmasa bu işi yapmaz. Bu haltı yemez. Tabii yaşlılarda biraz umursamazlık olabiliyor. Hani o düşünemedi mesela. Ben kıza böyle bir laf ettim ama ben bu boku yersem başıma şu gelir bu gelir falan filan. Hani Ece bu açığı bulup bu laf sokmasaydı başkaları yapardı ki belki başkaları bulup hani haber vermiştir. Bak ne diyor, ne yapıyor, ne söylemişti, ne yapıyor şu an falan diye. Gelecek çok konu var ama hani çok rahat da konuşulamıyor bir şekilde. Ama şunu söyleyeyim yine de ya hani herkese bir ışık olsun. Ülke nereye gidiyorsa insan da oraya gidiyor. Beyefendinin her ne yaptıysa daha öncesinde yaptığı şeylerin karşılığını görebileceği bir hukuki ülke olsaydı burası yalvar yakar özür diliyor olurdu. Ama o maalesef pişkinlik yapmayı seçti. TikTok'tan da birisi hesaplamasını yaptı o. Şu an günlük şu kadar para kazanıyor, ne zannediyorsunuz falan ama galiba ya kendisi ya başka birisi çok emin değilim. Bunu Ece galiba o kadar kazanmıyordur falan getirdi. Ama sonuçta kazanıyor çünkü rahat konuşamadığım için biraz duraksayacağım yanlış anlamayın. Bu gibi adamlar biliyor parası bitince kendisinin de biteceğini. Özel ilişki konusu hakkında olsun, o bazı sanatçıların... Her sanatçının girdiği çevreler olsun veya kendi statüsü olsun. Ki mesela Serdar Ortaç kendisi eleştirenlerden biriymiş, uyaranlardan biriymiş. Bak yapma etme. Bunlar senin işte hayat birikim, hayat sigortan, şarkılarını satma falan filan diyen bir adam. O yüzden paranın her şey olduğunu biliyor. Serdar bir şekilde kendi yeteneği olduğu için, üretebilen bir adam olduğu için bir şekilde kendini toparlayabildi ve bir yerlere yakın olduğu için... etkisi vardır illaki. Ama yani çok çok zor bir konu açıkçası. Ben biraz bu konu hakkında ahlakçıyım. Sırf işte birkaç tane yapımda çok başarılı oldu falan filan diye ya da yok birinci girmiş okul ya da birinci çıkmış falan filan gibi konular var diye de hani alalım en tepeye koyalım asla düşünmeyelim diye bir şey yok. Çünkü herkes yaptıklarından mesul. Nasıl ki bir yeteneği varsa ve bunu iyi kullanabildiyse. Yani geldi çalışmıştır belki. Belki çalışmadan o yeteneğe sahiptir. Ama sonuçta iş yapmış, güç yapmış, başarılı olmuş vesaire. Takdir etmek gerekiyor. Ama kötü bir şey yaptığı zaman da bir durup eleştirebilmek gerekir. İnsanları doğruluğa sevk etmek için görevimiz bence. Hani sana bana mı kaldı dersin ama işte sana bana dokunuyor. İlalemi kızına da dokundu. Kız kaç yaşındaydı? Yani kızından küçük kıza salça oluyor, bir şeyler oluyor. Ve bu adamın sırf o sebep bu sebep kızı babama laf ettirmem diyor. Halbuki başka bir adam yapsa belki en önde duranlardan olurdu. Kadına şiddete hayır falan filan. Taciz istemiyoruz bilmem ne. Ya bu şekilde yalakalıkla, yancılıkla şuna buna çıkarlar dönüyor dünya. Ama bu adamı da bize bazı laflar var rahatsız ediyor beni. Çünkü hani yok senin paraya mı ihtiyacın var? Bir evin şu kadar diyor mesela. Evimi satsın adam.
Biliyor dediğim gibi. O gelir varsa geliri de vardır sonuç olarak. Ya da neyse artık yani. Hani kefen parasını biriktiriyor neyse ne. Belki yurt dışına taşınacak bilemezsiniz. Hani günün birinde belki Türkiye'ye dönmek istemiyor bilemezsiniz. Ya da belki kaçmak zorunda kalır bir şekilde yurt dışına. Belki onun yolunu yapıyor. Belki o kadar o yüzden belki para biriktiriyor. Çünkü yurt dışına şu an çıksa ne kazanabilecek? Hani dil yok, bir şey yok falan yok filan yok, çevre yok. O yüzden bu yorum yapmak istedim. Yani para ihtiyacı var ki maymun oldu dediğiniz gibi. Bir de hatırlatma yapmak istedim. Kusura bakmayın. Tekrar bir seyrettim videoyu da. Şu çok aklıma tekrar dank etti. Bu adamın sahip olduğu çevreye sahip olanlar İbrahim Tatlıses misali. Dediğim gibi statü muhabbeti. Yani parası bitince saygı görmeyeceğini biliyor. Ya da işte Yeşilçam oyuncuları, Sefil öldü falan. Sokakta belki ölmüştür bazıları donarak. Bir sürü muhabbet var. O yüzden bir şekilde kendini garanti altına almak zorunda, sağlama almak zorunda. Ama dediğim gibi bir boklar yiyor ve başına bir şey gelmesin diye bile çok açık konuşamıyorum. Başıma bir şey gelir derken hesaba bir şey olur diye korkuyorum. Kendini kurtarmak için para ihtiyacı var. Anlatabiliyor muyum? Yani bir suç işlersiniz falan falan. Bir şekilde o paraya. Şimdi örnek bir kadından örnek vermek istiyorum. İnşallah birileri bilir. Para bir şekilde satın alıyor bir şeyleri. Umarım söylemeden anlatabilmişimdir.